Romanımızın adı Bülbülü Öldürmek. Yazar Harper Lee. Çeviri Ülker İnce. Yayın evi Sel Yayıncılık. İkinci kısım 13. bölüm. Alexandra halanın ilk lafı, "Çantamı ön taraftaki yatak odasına koy, Calpurnia," oldu. İkincisi de şuydu, "Jean Louis, başını kaşıyıp durma." Calpurnia, halamın ağır bavulunu kaldırdı, kapıyı açtı. "Ben taşırım," dedi Jean. Bavulu aldı. Yatak odasının döşemesinin üzerine bırakılan bavuldan çıkan boğuk sesi duydum. O seste iç sıkıcı bir kalıcılık vardı. "Ziyaret için mi geldin hala?" diye sordum. Alexandra hala araziden bizi ziyarete pek ender gelirdi. Debdebe içinde seyahat ederdi. Parlak yeşil, kara görünümlü bir buiki, siyah da bir şoförü vardı. İkisi de sağlıksız derecede temiz ve tertipliydi. Ama bugün ikisi de ortalıkta görünmüyordu. "Babanız size söylemedi mi?" dedi. Cem'le ikimiz hayır anlamda başımızı salladık. "Belki de unuttu. Henüz eve dönmedi, değil mi? Öğleden sonra genelde geç saate kadar dönmez," dedi Cem. Babanızla ikimiz bir karar verdik. Artık bir süre burada kalmam zamanı geldi. Maykop'ta bir süre demek 3 gün anlamına gelirdi. 30 yılda. Cem'le birbirimize baktık. "Cem artık büyüyor, sen de öyle," dedi bana. "Senin biraz bir kadın eline gereksinimi olduğuna karar verdik. Uzun sürmez Jean Louis, yakında üstüne başına oğlanlarla ilgi duymaya başlarsın." Buna verilecek yüzlerce yanıtım vardı. "Kal da bir kadın, ayrıca oğlanlara ilgi duymama daha yıllar var. Üst başla hiçbir zaman uğraşmayacağım," ama sustum. "Jimmy enişte ne olacak?" diye sordum. "O da geliyor mu?" "Yo, hayır. Aracıda kalıp orayı ayakta tutmaya çalışacak." "Onu özlemeyecek misin?" dediğim anda hiç de akıllıca bir soru sormadığımı fark ettim. Jimmy enişte olmuş, olmamış pek fark etmiyordu. Ağzını açıp bir şey söylemezdi. Alexandra hala benim sorumu duymazdan geldi. Ona söyleyecek bir şey bulamıyordum. Aslında hiçbir zaman ona söyleyecek bir şey bulamazdım. Oturup arkamızda eskiden geçmiş can sıkıcı konuşmaları düşünmeye başladım. "Nasılsın, Jean Louis?" "Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız?" "Çok iyiyim, teşekkür ederim. Neler yaparsın?" Hiçbir şey yapmıyorsun, hayır." "Tabii arkadaşlarım vardır, ha? Var. Arkadaşların ne yapıyor?" "Hiç." Halamın beni son derece sıkıcı bulduğu gün gibi ortadaydı. Çünkü bir keresinde Atikus'a benim çok miskin olduğumu söylediğini duydum. Bütün bunların arkasında bir hikaye vardı. Ama o sırada bunu ona söyletmek gibi bir isteğim olmadı. Bugün pazardı. Bu kutsal günde Alexandra hala kesin huzursuzdu. Pazarları taktığı korse yüzünden öyleydi bence. Şişman değildi ama etine dolgundu. Göğsünü baş döndürücü bir yüksekliğe kaldıran, belini sıkan, kıçının dışarı fırlamasına yol açan ve insanlara bir zamanlar kum saati gibi bir bedeni olduğunu düşündürten, formunu korumasına yardım eden elbiseler giymeyi tercih ederdi. O gün öğle sonrasında geri kalan saatleri akrabalar geldiği zaman insanın yüreğine çöreklenen o yumuşak kasvetli duygusu içinde geçti. Ama evin araba yoluna sapan bir arabanın sesi duyulduğu zaman o duygu dağıldı. Gelen Atikus'tu. Montgomery'den dönüyordu. Cem ağır başlığını bir kenara bırakıp benimle birlikte onu karşılamaya koştu. Babamın bavuluna ve evrak çantasına yapıştı. Ben kollarına atıldım. Onun o belli belirsiz kuru öpücüğünü hissedince "Bana kitap getirdin mi?" diye sordum. Halam burada olduğunu biliyor muydu? Atikus her iki sormada da olumlu yanıt verdi. "Peki onun buraya bizimle kalmaya gelmesi hoşuna gitti mi?" diye sordum. "Çok iyi olacağını söyledim. Tabii bu yalandı. Ama belli koşullarda, insanın hiçbir şekilde değiştiremeyeceği koşullarda yalan söylemesi gerekirdi. Siz çocukların buna gereksinim duyacağı zaman geldi. Yani işte böyle Scott," dedi Atikus. "Halanız sizin kadar bana da iyiliği bulunur. Bütün gün sizin başınızda evde kalamam. Bu yaz daha hayli sıcak geçecek." "Evet efendim," dedim. Söylediklerinin tek kelimesini anlamadan ancak ben Alexandra halanın sahnede boy göstermesinin Atikus'un değil onun fikri olduğunu düşünüyordum. Halamın aile için en iyisinin ne olduğuna ilan etmek gibi bir adeti vardı. Bizimle birlikte kalmaya gelmesi de bu kategoriye giriyordu. Maykop onu iyi karşıladı. Bayan Moy de Atkinson kek yaptı. Keke öyle çok bourbon koymuştu ki kafayı buldum. Bayan Stephen Court halamı uzun ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretler sırasında genelde
diyerek baş sallıyordu. Bitişik komşumuz Rachel öğleden sonraları halama kahveye davet ediyordu. Bay Nathan Radgel ise ön verandaya gelip onu gördüğüne memnun olduğunu söyleyecek kadar işi ileriye götürdü. Halam eve iyice yerleştiğinde ve hayat günlük ritmini bulduğunda sanki Alexandra hala şimdiye kadar hep bizimle yaşamış gibi oldu. Onun misyonerlik derneği için hazırladığı yiyecekler bir ev sahibesi olarak ününe ün kattı. Pirinç Hristiyanları üzerine yazılmış uzun raporlarla derneği yaşatmak için gerekli olan lezzetli yiyecekleri Kalpurnia'nın hazırlamasına izin vermiyordu. Maykop Yazıcılar Kulübü'ne katıldı ve sekreterliğe seçildi. İlçede yaşayan, ilçe hayatına katılan her türlü grubun üyeleri içinde Alexandra hala türünün son örneğiydi. Irmak gemisi görgüsünde, yatılı okul görgüsüne de sahipti. Herhangi bir şeyden bir ahlak dersi çıkarmaya görsün, hemen onu savunmaya başlardı. Her şey onun çevresinde olup bitiyordu. İflah olmaz bir dedikoducuydu. Alexandra halanın okul günlerinde hiçbir ders kitabında kendinden kuşku duyma diye bir şeye rastlamıyordu. O yüzden bunun anlamını bilmezdi. Hiç canı sıkılmaz, en küçük bir fırsatı bulsa o yüce kraliyet ailesi ayrıcalıklarını kullanmaya kalkışırdı. Düzenlemeler yapar, karalar alır, fikirler verir, uyarılarda bulunur ve tehlikeyi bildirirdi. Öteki kavim üyelerinin kusurlarını belirtme konusunda hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Böylece bizim kavmimizin görkemi daha bir ortaya çıkardı. Onun bu alışkanlığı Cem'i sinirlendirmez, tam tersine eğlendirirdi. Halamın ağzından çıkan kulağı duysa iyi olur. Maykop'un geçmişini araştırsan çoğu bizim hısımız çıkar. Alexandra hala genç Sam Marivetter'ın intiharından çıkan ahlak dersinin altını çizerken bu intihara ailesindeki hastalıklı bir damarın yol açtığını söylemişti. Söz gelimi 16 yaşında bir kız koroda kıkırdamaya görsün. İşte görürsünüz, bütün Penfield kadınları böyle hoppadır derdi. Öyle görünüyordu ki Maykop'ta herkes bir damar vardı. İçkicilik damarı, kumarcılık damarı, kötülük damarı, gülünçlük damarı. Bir keresinde halam bayan Stephen Crawford'un başka insanların işlerine burnunu sokma eğiliminin kalıtımsal olduğuna bizi inandırmaya çalıştığında Atticus, aman kardeşim dedi. Şöyle bir durur düşünürsen Finch ailesinde kuzenleriyle evlenmemiş ilk kuşak bizimkidir. Finch'lerde akrabalarla evlenme damarı olduğunu mu söyleyeceksin? Halam, hayır dedi. Küçük ellerimizi ve ayaklarımızı oradan aldık. Onun kalıtım takıntısını hiç anlamıyordum. Bende şöyle bir izlenim doğmuştu. Üstün nitelikli aileler sahip oldukları sağduyuyla yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar. Ama Alexandra hala biraz dolambaçlı yoldan ifade etse de bir ailenin bir sonraki parçası üzerinde ne kadar uzun süredir çöreklenmiş oturuyorsa o kadar iyi olduğu düşüncesindeydi. O zaman Evil'lar üstün nitelikli bir aile dedeceğim. Boris Evil ve kardeşlerinden oluşan aile 3 kuşaktır Maycomb çöplüğünün ilerisinde aynı toprak parçasında yaşıyor ve ilçenin sosyal yardım parasıyla geçiniyordu. Yine de Alexandra halanın varsayımının ardında bir şeyler yatıyordu. Maycomb eski bir kasabaydı. Finch arazisinin 30 kilometre doğusundaydı. Böyle eski bir kasaba olarak içerlek bir yere kurulmuş olması tuhaftı. Ama Sinkfeld adlı birinin kıvrak zekası olmasa Maycomb ırmak kıyısına yakın bir yere kurulacaktı. Bu Sinkfeld denen adam tarihin başlangıcında iki demir yolunun kesiştiği yerde bir han, o bölgenin tek barını işletiyormuş. Bir yurtsever olmayan Sinkfeld, Kızılderililere, yerleşimcilere hizmet ediyor, mühimmat sağlıyor, işleri iyi gittiği sürece Alabama bölgesinin ya da Kri Kızılderili kabilelerinin bir parçası olduğunu bilmiyor, umursamıyormuş. Vali William Wade Beep, ilçenin yeni insan bulmuş iç huzurunu desteklemek için tam ortasına bir hükümet merkezi kurma planıyla uzmanlarını ilçenin tam ortasını bulmak üzere gönderince işler daha da ileriye gitmeye başlamış. Sinkfield'in konuğu olan uzmanlar barat sahibine işletmesinin Maykop ilçesinin sınırları içinde kaldığını söylemişler ve ilçenin hükümet merkezinin kurulma olasılığında bulunan yeri göstermişler. Sinkfield mal varlığını korumak için cesur bir harekette bulunmuş olmasaydı Maycomb, Winston bataklığının ortasına tamamıyla ilgisiz bir yere kurulacaktı. Oyla Maycomb merkezden yani Scanfield barından çevreye doğru büyüdü, yayıldı. Çünkü Sinkfeld bir gece konuklarını burunlarının ucunu görmeyecekleri kadar sarhoş etmiş, onlara haritalarını ve çizgilerini çıkarttırmış, şuradan biraz kesin, şuraya biraz ekleyin derken ilçe merkezinin canının istediği yere kaydırmış. Ertesi günde uzmanları geri postalamış.
Haritalarını toplayıp heybelerine 5 litre viski koyup gitmişler. İkişerden 4 litresi kendileri, 1 litresi vali içinmiş. Başlıca varlık nedeni yönetim merkezi olmak olduğu için Maycomb, Alabama'nın aynı büyüklükteki başka kentlerinin ayrıcı özelliği olan kirlilikten kurtulmuştu. Başlangıçta binalar sağlamdı. Adalet Sarayı görkemli, sokakları uygar bir kente yarışacak şekilde genişti. Maycomb, meslek sahibi insan oranı yüksekti. İnsanlar oraya diş çektirmeye, yük arabalarını onartmaya, kalp muayenesi olmaya, paralarını bankaya yatırmaya, ruhlarını kurtarmaya ve katırlarını baytara göstermeye giderdi. Ama Sinkfield'in manevrası sonuçta ne kadar akıllıcaydı. Bu sorgulamaya değer. Yeni kasabayı o günlerin tek toplu taşıma aracı olan ırmak gemisinden o kadar uzak bir yere kurdurmuş oldu ki, ilçenin kuzeyinde yaşayan bir kişi mağazadan bir şey almak için Maycomb'a ancak 2 günde ulaşabiliyordu. Bunun sonucunda kasaba 100 yıl boyunca hiç büyümeden kaldı. Pamuk tarlaları ve ormanlık arazilerden oluşan yamalı bohça bir denizin ortasında küçük bir adacık gibi. İç savaş sırasında Maycomb çok ihmale uğratmıştı. Ancak yeniden inşa ilkesi ve ekonomik yıkımdan kurtulma programı dolayısıyla kasaba büyümeye zorlandı. İç bölgelere doğru büyüdü. Yeni gelip yerleşen pek olmadı. Aynı ailelerle aynı aileler arasındaki evlilikler yapıldı. Sonunda toplum üyeleri hafifçe birbirlerine benzemeye başladı. 40 yılda bir, biri Montgomery ya da Mobile'den bir dışarılıklı alıp geliyordu. Ama o sessiz aile benzerlikleri ırmağında küçük bir dalgacılıklanma yaratmaktan öteye geçmiyordu. Benim çocukluğumda işler aşağı yukarı böyleydi. Maycomb'da gerçekte bir kas sistemi vardı ama aklımda kaldığına göre şöyle işliyordu. Yaşlı vatandaşlar yıllarca yan yana yaşamış olan şimdiki kuşak insanları birbirleri için hayli öngörülebilen kişilerdi. Tavırları, kişilik farklılıkları, hatta jestleri her kuşakta tekrarlana gelmiş ve zamanla arılaşmış şeyler olarak doğal karşılarlardı. Bu yüzden hiçbir Crawford kendi işine bakmaz, her 3 Meriwether'dan biri hastalıklıdır, hakikat Delafield'ların semtine uğramaz, bütün bu fortlar böyle yürür hükmü sadece gündelik hayata rehberlik ederdi. Bankayı gizlice aramadan asla bir Delafield'dan çek kabul etmeyin. Bayan Maude Atixa'nın bir omzu düşüktür çünkü eskiden bir Bufford'tu. Bayan Grace Meriwether'ın ağrı kesici şurup şişelerinde cim yudumlaması alışılmamış bir şey değildir. Annesi de aynı şeyi yapardı. Alexandra hala Maycomb hayatına bir eldiven gibi uymuştu. Ama Cem'le ikimizin hayatına hiç uymadı. Bu kadın nasıl olur da Atticus ile Jack amcanın kız kardeşi olurdu? Bunu çok merak eder ve yarı yarıya hatırladığım masalları Cem'in bebekken başkasıyla değişmiş çocuklarla mantrek ağaçlarının insan bedenini biçimindeki kökleriyle ilgili uydurduğu masalları düşünerek belleğimi tazelerdim. Bunlar halamın bizde kaldığı ilk ay sırasında soyut görüşlerdi. Çünkü Cem'le bana ona söyleyebileceği fazla bir şey yoktu. Biz de onu yalnızca yemek zamanları ve geceleyin yatmadan önce görüyorduk. Yazdı, vaktimizi dışarıda geçiriyorduk. Kuşkusuz bazen öğleden sonraları su içmek için koşarak içeri girdiğimde salonun Maycomb'lu hanımefendileri istilasına uğramış olduğunu görürdüm. Hanımlar bir şeyler yudumlar, fısıldaşır, yelpazelenirdi. Halam da bana seslenirdi. Jean Louis, gel hanımlarla konuş. Halam, kapı aralığında beni gördüğünde çağırdığına pişman olurdu. Çünkü genelde her tarafım çamur ya da kum içindeydi. Bir gün öğleden sonra beni holde yakalayınca, ''Kuzenin Lily ile konuşsana.'' dedi. ''Kimle?'' diye sordum. ''Kuzenin Lily Brock.'' dedi Alexandra hala. ''Benim kuzenimiz mi o?'' ''Hiç bilmiyorum.'' Alexandra hala, kuzen Lily'ye gülümsemeyi başardı. Bu ondan kibarca özür dilemek, beni ise sertçe azarlamak anlamına geliyordu. Kuzen Lily Brock gittikten sonra azarı yiyeceğimi biliyordum. Babamın bana Finch ailesini anlatmayı ya da aile gururunu çocuklarına aktarmayı ihmal etmesi çok acıklıydı. Cem'i çağırdı. Cem yorgun argın gelip benim yanımdaki kanepeye oturdu. Halam dışarı çıktı. Elinde mor kaplı bir kitapla döndü. Kitabın kapağında altın yaldızlı harflerle Joshua S. Aziz Clear'in derin düşünceleri yazıyordu. ''Bunu kuzeniniz yazdı.'' dedi Alexandra hala. ''Çok hoş biriydi.'' Cem o küçük cildi alıp inceledi. ''Çok uzun bir zaman içeride tutulan kuzen Joshua mı bu?'' Alexandra hala ''Sen bunu nereden biliyorsun?'' dedi. Atticus onun üniversitede kafayı üşüttüğünü söyledi. Başkanı vurmaya kalkışmış. Babamın dediğine göre kuzen Huxa
Başkanın sadece bir kanalizasyon müfettişi olduğunu söyleyip onu eski bir çakmaklı tüfekle vurmaya çalışmış. Ama tüfek elinde patlamış. Onu bunu baladan kurtarmanın aileye 500 dolar patladığını söyledi Atikus. Ve Alexandra hala kas katı kesilmiş bir leylek gibi ayakta dikiliyordu. Tamam dedi. Bu konuyu daha sonra bakarız. Yatmadan önce Cem'in odasına gittim. Ondan bir kitap ödünç almaya çalışıyordum. Atikus kapıyı çalıp içeri girdi. Cem'in yatağının kenarına oturdu. Ciddi bir yüzle bize baktı, sonra gülümsedi. Şey dedi, daha önce söylediği bazı şeyler için gırtlak sesiyle giriş yapmaya başlıyordu. En azından herhalde yaşlanmaya başlıyor diye düşündüm ama hep aynı görünüyordu. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum diye söze başladı. Söyle işte canım dedi Cem. Bir şey mi yaptık? Babanız gerçekten de kımıldanıp duruyordu. Hayır, size açıklamak istediğim bir şey var sadece. Alexandra hala benden size, oğlum sen bir Finch'sin biliyorsun değil mi? Bana söylenen bu. Cem göz ucuyla bakıyordu. Kendine hakim olamayıp yüksek bir sesle "Sorun ne Atikus?" dedi. Atikus bacak bacak üstüne attı. Kollarını kavuşturdu. Size hayatın gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Cem'in bezginliği iyice artmıştı. Bunların hepsini biliyorum dedi. Atikus birden ciddileşti. O kararlı avukat sesiyle "Halanız benden John Lewis ile sana sizin sıradan insanlar olmadığınızı, kuşaklardır süre gelen bir soylu geçmişin ürünü olduğunuzu anlatmamı istedi. Atikus durdu, bacağımın üzerinde haylaz bir frenin yerini saptayışımı seyretti. Ben o yeri bulur kaşırken adınıza yaraşır şekilde davranmaya çalışmalısınız. Atikus bize karşın devam ediyordu. Küçük bir hanımefendi ve beyefendi olarak bir hanımefendi ve beyefendi gibi davranmaya çalışmanızı size söylememi istedi. Sonra şahlanarak sözlerini tamamladı. Size, aileyi, yıllar içinde Maycomb ilçesi için ailenin ne anlama geldiğini anlatmak istiyor. Kim olduğunuzu bilin ki ona göre davranma yoluna gidin diye. Cem'le ikimiz şaşkınlıktan ağzımız bir karış açık halde önce birbirimize sonra Atikus'a baktık. Gömlek yakası Atikus'u rahatsız ediyor gibiydi. Ona hiçbir şey söylemedik. Ben Cem'in şifonyerinden bir tarak aldım. Dişlerini şifonyerin kenarına aşağı doğru sürttüm. Kes şunu dedi Atikus. Bu aksiliği yüreğime bıçak gibi sapladı. Tarak daha yolun yarısındaydı. Pat diye yere attım. Hiç neden yokken ağlamaklı oldum. Kendimi engelleyemedim. Bu benim babam değildi. Benim babam bu tür şeyler düşünmezdi. Benim babam asla konuşmazdı. Alexandra hala nasıl becerdiyse ona bunları söyletmişti. Gözyaşlarımın arasından Cem'in de benzer bir yalnızlık havuzunun içinde başını yana yatırmış halde durduğunu gördüm. Gidilecek bir yer yoktu. Ama ben gitmek üzere arkama döndüm. Atikus'un yeleğiyle burun buruna geldim. Başımı yeleğine gömdüm. O açık mavi kumaşın gerisinde devam eden o küçük iç sesleri dinledim. Saatin tiktaklarını, kolalı gömleğinin çok hafifçe duyulan hışırtısını, solukların yumuşak sesini. Miden gurulduyor dedim. Biliyorum dedi. Soda içsen iyi olur. İçeceğim dedi. Atikus, şu kendimize yaraşır şekilde davranma filan laflar bir şeyi değiştirecek mi sen bize? Başımın arkasında elini hissettim. Hiç kaygılanma sen dedi. Kaygı duyulacak zaman gelmedi. Bunu duyduğuma onun bize geri döndüğünü anladım. Bacaklarında yeniden kanın dolaşmaya başladığını hissettim. Başımı yukarı kaldırdım. Bütün o şeyleri yapmamızı mı istiyorsun? Fincher'in yapmasını beklenen her şeyi hatırlayamıyorum ki. Hatırlamanı da istemiyorum. Unut. Kapıya yürüdü. Odadan çıktı, kapıyı kapattı. Neredeyse çarpacaktı ama son anda kendini tuttu ve usulca kapattı. Cem'le ikimiz durmuş bakarken kapı tekrar açıldı. Atikus göründü. Kaşları havaya kalkmış, gözlüğü kaymıştı. Her gün biraz daha Kuzen Hosea benziyorum. Öyle değil mi? Sizce sonunda aileye 500 dolara patlar mıyım? Ne yapmak istediğini biliyordum ama Atikus alt tarafı bir erkekti. Bu tür bir şeyi ancak bir kadın yapabilirdi.